işte Erol olsa Ayşegül. Eminim burayı çok seveceksin, bayılacaksın. Seveceksin derken? İşte seveceksin demek. Hayatım, ben ilk defa mı geliyorum Rodos'a? Sen daha önce geldin mi kız buraya, ne zaman? Can, biz seninle burada tanışmadık mı? Sakın bana tanıştığımız günü unuttuğunu söyleme. Yemin ederim balayı için hiç de romantik bir başlangıç olmaz benden söylemesi. Ya ben her anını dün gibi hatırlıyorum ya. Ha, tamam ben de bir şeyler hatırlıyorum ama senin kadar detaylı değil tabii. Ne? Kızım çok normal değil mi? Sinirlenme hemen ya. Sonuçta biz ilk tanıştığımızda ben çok ünlü bir oyuncu, sen de öyle sıradan bir kızcağızdın yani. Sonuçta bu Can Tekin'le tanışıyorsun, o yüzden bu kadar detaylı hatırlama çok normal. Hayatım, istersem çok kolay unuturum. Sen hiç merak etme. Dakika bir, gol bir, tadımız kaçmasın. Bence sen bir an önce araba bul, ben dönüş uçağına bilet bulmadan. Hadi. İyi, tamam. Şu valizini ver de ben bir taksi bulup geleyim. Hayatım, burada taksi var. Kızım, bunlar durak taksisi. Çok pahalıya götürürler, çok yazar yani. Ben şuradan yolcu indiren bir taksiyi bulup getir. İyi, çevir. Sor bakalım karşının taksisi miymiş? Ucuza gideriz belki. Ya ne oldu buna ya? Hayır, acaba biz uçaktayken euro falan mı fırladı? Ay, anlamadım ki, hiç böyle cimrilik yapmaz bu. Kesin şimdi ucuz taksi bulayım diye gitti. Adadaki en külüstür taksiyi arıyor. Kesin. Kesin. Şişt, şişt. Şişt, şişt. Şişt Ayşegül. Can! Can, inanmıyorum. Limuzinini tuttun. Sadece limuzin tutmadım. Tanıştığımız günkü limuzini tuttum. Atla. Ya inanamıyorum. Hani hatırlamıyorum. Ya benim seninle alakalı herhangi bir şey unutma ihtimalim var mı acaba Neslihan? Neslihan? Şaka be. Komik mi ya? Şaka ya. Komik tabii, şaka. Benim gerçekten seninle ilgili herhangi bir şey unutma ihtimalim var mı? Ben seninle ilgili her anımı, beynimi, kalbimi, her yerimi lazerle kasıttım. Hiç kimsecikler silip atamaz. Aşkım ya. Umarım üstüne kustuğum anda lazerle yazdırmadın. Nasıl korkuttun beni ya? Kabin basıncından etkilendi herhalde. Şimdi bu aynı limuzin mi? Tabii aynı kızım. Hatta bak şimdi. Şurada bir düğme var. Bu düğmeyi kaldırınca ne oluyor? Ne oluyor? Şoförle arka taraf arasındaki cam kapanıyor. Şoförle arka taraf arasındaki cam kapanınca ne oluyor? Ne oluyor? Şoför arka tarafta olup bitenini duyuyor ne de görüyor. Şoför arka tarafta olup bitenini duyup ne görünce ne oluyor? Yeni evli çiftler balayı... Ne evlenmiş? Taze çiftler uslu uslu oturup otele gitmeyi bekliyorlar hayatım. Böylece hayatlarında ilk kez yaşayacakları bir şey için... ...iki metre ötede oturan ilin Yunanlısı varken gerim gerim gerilmiyorlar. Ya aşkım, ne iki metresi Allah aşkına? Arabanın boyunu görmüyor musun? Resmen 9 metre 15 santim tam kurallara göre gayet nizami yani. Burada davul çalsak duymaz adam. Ne olursun hadi. Polis çevirince ne diyeceksin? Ay, klimamız bozuldu, şöyle bir soyunu verdik mi diyeceksin? Aa, vallahi ne güzel fikir. Şişt, sabret ya. Hı. Lütfen biraz sabret. Şöyle gezelim, sonra otele döneriz. Oh, sabret can, sabret. Sabret can, sabret. Sabır falan kalmadı, sabredemiyorum ben. Acayip sıcak bastı bana, ben şu camı açayım biraz. Aç romantik kocam benim. Aç. Ayşegül. Ne? Can. Ya kızım, valizleri kim taşıyacak? Ha, ben onu düşünmedim ya. Hı? Bir dakika.
yapıyorsun kız? Kamera mamera var ha burada. Olsun olsun, aferin yani. Hoşuma gider. Gel bakayım şöyle. Gel. Dur bakalım. Tamam. Şimdi beni taşıyabilirsin. Kilom aldın sen. Evet, sen yedirdin ya aşkım beni sürekli. Where is our room? Oh, I think here. Ha. Oh, yeah, here. Aşkım, bunlar niye bizim odamıza girmeye çalışıyor? Ne bileyim, anlamadım ki. Birader, ora bizim oda. Excuse me? Can, yabancı bunlar. Man, this is my room. I can't understand you. Niye ki? İngilizce konuşuyorsun işte. Ne diyor Can? Anlamıyorum diyor. Ay Can, İngilizce konuşuyorum diye Gökçeada ile Bozcaada size verelim dedin elin yumağınısına. Yok. İndir beni, ben konuşacağım. Allah Allah, sen ne zaman İngilizce öğrendin ya? Ay geçen sene 7 saatte mükemmel İngilizce kursuna gittim Can. Ha, iyi. You speak the English. I don't understand you. Ay Can, ha? Bunlar İngilizce bilmiyor. Biliyorlar. Kardeşim, burası diyorum, bizim oda diyorum. Niye kapıyı açmaya çalışıyorsunuz? What are you doing? This is our room. Ay, ne diyor Can? Bizim odamız diyor. Ay, vallahi çıldıracağım şimdi. Bunlara göre her şey onların Can. İstanbul da onların, baklava da onların, cacık da onların değil mi? Aa, yeter. Sinirlendim şu an. Tamam hayatım, tamam. Sen sinirlenme. Ben aşağı ineceğim, çözeceğim durumu. Tamam, merak etme. Tamam. Tamam. Sorry, sorry, sorry. Ben hiç uyanmasam bu güzel tatlı rüyada ya da gördüğüm gerçek olsa gözümü açınca. Ben hiç yorulmasam senin için verdiğim savaştan, yaralarım çabucak geçse aşk rüzgarıyla. Seninle evlenmiş olalım, dalgalarla sahile uğradım. Artık kanadında mutluluğu bulalım. Yeminle seninle beraber sevdamız ömür boyu sürer. Bitmesin yanında günler ve geceler. Seninle evlenmiş olalım, 2 yıldız gökte parlayalım. Bu şarkı çaldıkça aşkımızı analım. Yeminle seninle beraber sevdamız ömür boyu sürer. Bitmesin yanında günler ve acaba çocuklar varmışlar mıdır Pırak'a? Varmışlardı canım. Uşakları öğleden sonraydı. Aman anne Hacı. Şu anda telefon falan ederlerse biz İbiza'dayız ona göre. Sakın bir pot kırayım deme. Yo yo, kırmam, merak etme de. Ya biz Rodos'a geldiğimizi çocuklara niye söylemedik ben hala anlayamıyorum. Ben de anlamamana şaşırmıyorum. Çünkü bir şeyi bir seferde anladığını görmedim Naci. Onlara söyleseydik, onlar da aha ne güzel biz de balayımızı Rodos'a geçirelim deselerdi. Ben o yar cücesi gelinle aynı yerde tatil yapıp huzurumu kaçırmak istemiyorum. Bu da anlaşılacak ne var? Ya tamam hayatım, tamam kızma, merak etme, pot kırmam ya. Nereye gidiyor acaba? Pasaportlar bende. Tamam gel hayatım, gel.
Welcome. My magic. Bu Mediha. Salak Naci. Böyle bağıra çağıra söyleyince çok iyi anlıyorlar değil mi? Kes bu numaraları da daha fazla utandırma beni. Al şu anahtarı da artık odamıza çıkalım. Yoruldum ya. Bu arada internetten araştırdım. Burada Rodos'ta bir sürü bakir koy varmış. Ne olacak bakir koy varsa? Termik santral mi yapacağız? Yok. Yani diyorum ki yarın belki bir araba kiralayıp böyle kimsenin olmadığı bir yerde birlikte çıplak denize gireriz. Ha, o ne demek be? Sen iyice azıttın ha. Adamın içinden Şahin Kağa çıktı. Ya sen niye öyle söylüyorsun minik kuşum? Ben ne zamandan beri bunun hayalini kuruyorum biliyor musun? Naci, ben burada giymek için dünyanın parasını verip çok pahalı bir mayo satın aldım. Senin o saçma sapan sapık fantazilerin yüzünden mayomu deniz suyu görmeden geri götürmeyeceğim. Tamam minik kuşum tamam. Sen yarını unut. O zaman biz bu geceye bakalım değil mi? Hı, bu geceye bakalım. Adam üşenmemiş. İnternetten Rodos'taki koylara bekaret testi yaptırmış. Sen şöyle romantik bir restoran var mı diye araştırma olur mu? Hadi. Hadi yürü artık odamıza çıkalım. Good night. Good night. Ayşegül. Hayatım hani üstüne rahat bir şeyler falan giymek istersen ben arkamı dönebilirim yani belki gecelik falan giyersin böyle dantelli mantelli gecelik gecelik. Ne ya canı ya? Evlenmeden olmaz dedin. Artık evliyiz. Hı? İyi tamam ama arkanı dön tamam. Ya da boş ver direkt soyunalım biz gitsin. Hı? Burada her şeyin başladığı yerde yalnız olduğumuza inanamıyorum. Yalnız ve evli. Tabii evliliğin gerektirdiği bir takım hal, hareket ve tavırlar var değil mi? Neymiş o hal ve tavırlar? Dur ben sana öğreteyim şimdi. Ay, ay. Öldüm bittim vallahi. Herhalde şurası bizim odamız. Al, al melek kuşum şu kartta yazıyor. Al şunu. Allah senin cezanı versin Naci. Senin vücut kimya yüzünden numara silinmiş. Biz şimdi hangi odada kalacağız? Ver bakayım melek kuşum. Al 86 numara işte. Allah'ım ya. Aa, bak şurası. Can duydun mu? Duymadım Ayşegül. Bozma ne olursun hayatım hadi. Can dur bir saniye bak. Biri kapıyı zorluyor. Ayşegül kedidir o ya lütfen. Can hem de Türkçe konuşuyorlar. Can hadi git kapıya bak çabuk. Ben de geliyorum hadi. Manyak mısın sen Naci? Git şu işi resepsiyondan hallet. Ya, ya minik kuşum. Ben şimdi bu bavullarla resepsiyona kadar gidemem ya. Ben kapıyı kırıyorum. Naci manyak. Can. Anne. Can, oğlum. Medi anne. Yer cücesi. Naci amca. Bunu kız. Siz Ibiza'da değil misiniz? Ha buradan bakınca Ibiza'da gibi mi duruyoruz? Anne sizin burada ne işiniz var acaba? Ha şey ya, ya bizim bu tatili ayarlayan firma son anda iflas etmiş. Biz de apar topar buraya geldik. Hem sizin ne işiniz var burada? Siz Prag'da olmayacak mıydınız? Bizim firma da iflas etmiş. Son anda o yüzden biz de Prag'a gidemedik, buraya geldik anne. Aa, aynı firmaysa demek. Ya. Bize bırak ya Prag'a deyip böyle buraya geldik maalesef. Yani maalesef. Naci bizim odamız nerede? Nerede kalacağız biz?
silinmiş biraz da dikkatli bakınca okunuyor. 88. He. E o zaman biz yan odada mı kalıyoruz? Nasıl ya? Siz nasıl şimdi bizim yan odamızda mı kalacaksınız? Evet Can. Ben senin annen. İstersem sizin odanızda da kalırım. Allah Allah! Tamam anneciğim. Allah rahatlık versin. Versin inşallah. Aşkım sakin. Allah'ım yarabbim bu nasıl bir kabustur acaba ya? Bula bula bunlar bizim balay otelimizin yanındaki odayı buldular. Şşş, duyacaklar. Ya kızım duyarlarsa duysunlar ya. Ben anneme gidip bir şey soracağım. Hayır Can, hayır. Saçmalama ya. Bu onların ilk gecesi. Lütfen mahvetme. Ana ilk gecesi diyorsun. Deme söyle, deme ya, deme. Can. Ney? Onlar artık evli. Ayşegül, o hala benim annem ama. O benim annem. Ya Allah'ım yarabbim bu nasıl bir kabustur acaba ya? Bu nasıl bir kabustur? Annem yan odamda benim. Gel. Geldik. Sus biliyorum ne olduğunu. Sus kafayı yiyeceğim ben yemin ederim. Kız. Can onlar balayındalar. Ve hatırlarsan biz de balayındayız. Lütfen bize konsantre olur musun? Olamam. Olamam Ayşegül. Konsantre falan olamam. Annem yan tarafta. Geldik hayatım. Sus. Sus biliyorum sus. Olamam. Konsantre falan olamam ben. Can çocukluk ediyorsun. Ayşegül ben zaten çocuğum, annemin çocuğuyum ben de üstelik erkek çocuğuyum. İçime bu durumu sindiremiyorum. Niye anlamak istemiyorsun ya? Hayır kafayı yiyeceğim ben. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Ya dünyada başka ülke mi kalmadı? Ülkeyi geçtim şehir mi kalmadı? Orada otel mi kalmadı? Hani geçtim otelde başka oda mı kalmadı be? Ha? Ya ben bu Naci Salay'la evlendim evlenmesine de. Ay, işin bu yanını hiç düşünmemiştim. Bileyim. Herkes birini buldu. Ben yalnız kalmayayım dedim ama. Ha yok. Yok yapamayacağım. Ben vazgeçtim. Ama o Nebuş denen kadın mutlu mesut balayındayken güzeller güzeli Mediha boşandı dedirtmem ben. Mediha. Mini kuşum. Bu ne be? Damatlık pijama mini kuşum anneciğim almıştı. Ay Naci, şu pijamadan sonra bir de anandan bahsettin ya. Senden şu anda iyice soğudum. Mini kuşum sen niye geceliğine giymemişsin? Anneciğim sana da çeyizlik gecelik almıştı. Bak işte. Burada. Bu ne be? Gerdeklik gecelik mini kuşum. Yine, sus. Can yan odada. Ne diyorsun? Can, son kez soruyorum. Bize konsantre oluyor musun, olmuyor musun? Aşkım, bak bir tanem canım karıcığım, bir tanem Ayşegül'cüğüm. Ben de bizi düşünmek istiyorum gerçekten, yemin ederim. Bize konsantre olmak istiyorum ama yan da... Olmaz diyorum. Bu herif anneme kesin bir şey yapıyor. Ben bu herifi öldürürüm. Ay. Can! Of ya, kaynanan bile balayında benden daha çok eğleniyor. Yıllardır hep bu anın hayalini kurdum. Namusumu, iffetimi hep bu gece için korudum. Artık senin helalinim. Bana istediğini yapabilirsin. Salak herif, sus! Sus, Can duyacak. Bana bak. Şimdi uslu uslu uyuyorsun ve yarın sabah ilk iş olarak başka bir oda tutuyoruz, anladın mı? Hı hı. Heh, aferin. Bak, şimdi ağzını açacağım ama çocuklara kötü örnek teşkil edecek tek bir laf dahi etmeyeceksin. Anladın mı beni? Anladın mı? Hı. Şuracıkta boğarım seni. Thank you.
inanamıyorum. Can. 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 Ha, anne. Ayşegül. Ayşegül ya, merhaba canım. Merhaba. Can, sen bütün gece böyle mi uyudun ya? Uyumadım. Sabaha kadar annemleri dinledim ama biliyor musun Nacibe ile annem kavga ettiler yani. Hiç aralarında bir şey olmadı. Can'cığım. Efendim hayatım. Hayatım. Hı. Velev ki yaşasalardı. Sen bunu böyle canlı canlı dinleyecek miydin ya? Öyle bir şey yapmayacaktım tabii ki. Hemen bir bahane uydurup odalarına dalacaktım. Ne diyecektin hayatım? Anneciğim gök gürültüyor. Acaba ortanıza yatabilir miyim mi diyecektin? Aslında bu da aklıma geldi de onu yemezler diye düşündüm. Annem yemez. Onun için Ayşegül'le kavga ettim. Lütfen bize yardım eder misin diye girecektim odalarına. Can! Birazdan gerçekten Ayşegül'le kavga edeceksin. Niye ki hayatım? Ay bir de niye diyor ya? Ay bir de niye diyor ya? Yemin ederim çıldıracağım. Ben üstümü değiştirip kahvaltıya iniyorum. Ayşegül karıcığım, yardıma geleyim mi üstünü değiştirmeye? Hayır! Ama niye ki Ayşegül? Ayşegül. Ya hayatım, yani lütfen asma suratını. Lütfen ya, ben ne yapabilirim ki? Asma suratını. Ya canım, surat falan astığım yok ki. Her genç kızın hayali değil mi ilk gecesinde kocasının yan odayı bardakla dinlemesi? Hem de annesinin, sağ ol. Rica ederim. Sanki ben çok meraklıydım değil mi? Sabaha kadar böyle elimde bardak duvara dayanıp annemleri dinlemeye. Kızım ben bu geceyi ne kadar, kaç aydır bekliyorum. Sen bilmiyor musun bunu? Ya neyse hayatım, bu gidişle daha çok bekleyeceksin. Aman neyse. Bak ne güzel açık bize var. Bol bol tabağına doldur. Şöyle vitaminli şeyler ye. Tabii dün sızdın, yorulmuşsundur. Sana bunu söylemesi kolay tabii. Dün gece yan odada benim annemi... Dede? Ne dedesi ya? Ayşegül! İsmail dede! İnanmıyorum, siz burada mısınız? Ya siz Pırak'a gitmiyor muydunuz? Uzun hikaye dede, ben anlatırım sana sonra. Dedeciğim, Pırak'taki otellerin duvarları fazla kalın değilmiş diye buraya geldik de. Ne? Siz iyi misiniz? Nasıl olacağız? Çok mutluyuz. İyi, Allah mutlu. Yalnız biraz yorgunuz tabii. Gece sabaha kadar uyuyamadık da. Ay İsmail Beyciğim. Canım onlar yabancı, benim torunlarım. Hem baksana canım suratına. Galiba onlar da uyuyamamışlar. Ya dedeciğim, en azından birimiz uyuyamadı. Dedeciğim şöyle geçelim şu tarafa doğru. Buyurun, yalnız dedeciğim sürpriz olmasın diye söyleyeyim. Annemler bu otelde kalıyor. Ha, Naci ile Medya da burada. Aa işte Medya. Baba. Merhaba. Ne boş? Ayol, burası Bodrum beachlerinden beter. Bütün İstanbul burada. Aşk olsun Medya. Bizi gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Ay sevindim babacığım. Sevinmez olur muyum hiç? Ama o yanınızdaki için bu otelin iki yıldızını atmak lazım ya, neyse. Şey babacığım, siz isterseniz hep birlikte kahvaltı edelim, edelim mi? Evet, evet, iyi fikir, hadi buyurun. Evet, evet, şurası boş. Naci, sen bana bir şeyler al. Çanta var. Aa, dolu burası. Canım, şimdi boş. Anne ne yapıyorsun? Ah, Allah aşkına. What's going on here? This was our table. Aa, yine bunlar Can, ne diyor? This is our table. Diyorlar ki burası bizim masamız, bu da benim çantam. Aa, yeter ama ya. Herkes benim üstüme geliyor, bana bak kadın. Şey, sakin ol kızım. Tamam, sakin ol. Saatiniz idare et ya. Ay idare edemem dede ya, idare edemem. Herkes balayımızı etmeye çalışıyor. Ya, haklısın Ayşegül. Sen dur, bana bırak. Bana bak kadın, bana bak. Çantanı al ve derhal git. Tercüme et Can. Ya anne et. Ama... You all crazy! Ha, Can'ın kahvaltı okay, istiyor okay, demek okay. ki. Just calm down. Al bakalım sana kahvaltı. Oh my God! What are you doing? Okay. Kocacığım mı dedin sen? Evet. Sen benim kocam değil misin? Evet.
Acaba canım? Ben size hep saraylarda yaşatmayı düşünürken... Yani şimdi böyle... Olsun İsmail Beyciğim, olsun. Ben burada, sizin yanınızda böyle de mutluyum. Çiğde kumrular. Minik kuşum. Minik kuş öldü baby. Minik kuş öldü. Ya benim ne suçum var minik kuşum? Adamla kadın şikayetçi oldu. İki kelime Yunanca bilip meseleye müdahale etseydin şimdi burada olmazdık. Evet. Adamlar dilimizi anlamadığı için derdimizi anlatamadık. Hadi seni geçtim. Benim kendi öz olma ne demeli ha? Koskoca Can Tekin çıkıp da Yunanca bizim bir günahımız yok. Bütün marifet onlarda diyemedi. Marifet? Ya marifet zaten zor kelime benim sosyal medyam. Yunancasını ne bilsin çocuk? Sus be. Ayşegül. Bana bir daha kocacığım desene. Kocacığım. Canım. Bana bak. Ben şu memurlarla bir konuşsam, derdimi anlatsam belki bizi ayrı bir hücreye koyarlar. He? Can! Ne can ya, ne can, ne can? Evlenmeden olmaz deyip deyip durdun. Evlendik gene olmuyor. Ben ne yapayım? Neden acaba? Çünkü geldiği geçeğimize kodese girdik. Bir de dün gece kıskançlık krizine girdik değil mi Can? Yani biz geldik dışında her şeye girdik. Ayşegül. Ben bir memur beylere sesleneyim, durumu anlatayım. Bizi bir saat bir hücreye kapatsalar yeter vallahi. Can ya, saçmalama. Rezil mi edeceksin bizi? Ya ne yapayım kızım? Dayanamıyorum artık dede. Bu avukatlar ne zaman geliyor Allah aşkına ya? Bak zaman benim aleyhime işliyor, ona göre yani. Ya! Ne var? Yavrum, haber verdik işte. Ama gelip halletmeleri sabah olur tabii. Of! Ayşegül of ya. Of Ayşegül of. İnşallah bir an önce gelir bu avukat. Vallahi dayanamıyorum ben. Can. He? Sakin ol. Sakin. Olamıyorum. Söylemedim. Sana rahat rahat sarılıp öpemiyorum ya. O yüzden dedim. Nereye be? Gel. Ben hiç uyanmasam bu güzel tatlı rüyada ya da gördüğüm gerçek verdiğim savaştan yaralarım çabucak geçse aşk rüzgarıyla. Ben gerçekten inanamıyorum sana. Sözde evlilik yıldönümü sürprizi yaptım. Burada bile işe geldik Mete. Ya hayatım, haklısın, haklısın da... İsmail Tekin bizim en hatırı sayılır müşterimiz. Can desen benim çocukluk arkadaşım. En eski arkadaşım neredeyse. Evet ama bugün de bizim evlilik yıldönümümüz. Evet, iyi ki evlenmişiz işte. Sus Mete, sus. Bizim şu anda mum ışığında olmamız gerekiyordu. Böyle karakolda değil. İsmail Bey? Mete, sağ ol sayende çıkıyoruz ya. Merhaba. Mete, ne haber kardeşim? Ne haber abi, nasılsın? Yiyeceğim ama. Sorma kardeşim, boş ver. Geçmiş olsun.
Ayşegül. Merhaba. Hilal ben. Kumburgaz'dan. Hani anneleriniz arkadaştı. Hilal? Can inanmıyorum ya. Nasılsın? Gülseren teyze nasıl? İyi, annemler İstanbul'a döndüler. Sevgi teyzem nasıl? Ay var ya, annem sizi bulduğumu duyunca o kadar çok sevinecek ki. Yıllardır Sevgi'yi son bir görsem der durur yani. Annemle babam... Arkadaşlar, bunları sonra konuşsak olur değil mi? Mente, kardeşim bunlar bizi bir daha içeri tıkmadan sen çıkarsana. Abi bütün evraklar hazır. Şimdi siz de bir imza atın. Ben imzalayayım. İmzayı çekil. Freedom! Özgürlük! Ay, ay çok şükür Yunan hapishanelerinde çürüyeceğiz zannettim ya. Anılarımı bile yazmaya başladım ama daha 4 sayfa oldu. Ay. Broşür haline mi bastırsam bunları acaba? Ya kızım bırak anılarını falan da bir an önce otelimize gidelim Allah aşkına. Otel mi? Ha? Ne oteli babacığım? İlk uçağa atlayıp memleketimize dönelim. Ha? Bunlar İstanbul'un fethinden beri bize gıcık, anlamıyor musunuz? Her an bizi yeniden içeri atabilirler. Medya anne doğru söylüyor. Ben de burada kalmak istemiyorum. Lütfen dönelim. Tamam da Ayşegül, biz önce bir otele gitseydik. Sabır. Ya ne yapayım kızım, buraya kadar geldi. Ne buraya kadar? Evet. Sabır. Tamam. Gel, gel. Yürü Can, yürü. Vay be, demek Can Tekin'le evlendin ha. Hmm. Televizyonda göründüğünden de daha yakışıklı. Seni de çok seviyor belli ki. Ay, ben de onu. senin kocan avukat ha? Maalesef. İşkolik bir avukat. Biliyor musun bugün bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Sahi mi? Mahvettik desene. Olur mu hiç öyle şey? Canım benim, ben seni buldum ya, bu hepsine de ya. Sonra ne oldu? Kardeşim ne olur kusura bakma ya. Bizim balayın içine ettiğimiz yetmezmiş gibi sizin de 1. yıl dönümünüzün mahvettik. Ya abi olur mu öyle şey ya? Ya ben zaten bu romantizm işlerinden pek anlamıyorum. Basmıyorum. İş değişmemişsin. İsmail Beyciğim, siz bir şey düşünüyorsunuz galiba, ha? Medya'yı düşünüyorum. Baksana, ekonomik sınıfta kaldı kızcağız. Hiç alışık değildir böyle şeylere. Üzülmeyin, İsmail Beyciğim yanında aslanlar gibi kocası var değil mi? Koca da ne koca yani. Medya'cığım, nasıl, rahat mısın? Sence Naci? Sence rahat mıyım? Benim gibi bir kadını ekonomik klasta uçuruyorsun, bir de rahat mısın diye soruyorsun öyle mi? Ayvalık tostuna döndüm burada, görmüyor musun? Ama hayatım, ya bu business class'la arasında çok fiyat farkı vardı. Bak, bir o kadar şanslıyız ki bu ekonomik sınıfının en son biletini biz aldık. Ya, şu anda kendimi ne kadar şanslı hissediyorum bilemezsin Naci. Minik kuşum. Şu an var ya şu iki kadının arasında aynen 36 beden görünüyorsun. Naci, beni bu laflarla yumuşatacağını sanıyorsun. Gerçekten mi? Gerçekten. 36 mı dedin? Hatta 34. Aman neyse ne. Şu anda sana çok kızgınım Naci. Kes. Medya'cığım. Yolculuk nasıl gidiyor? Yani bir şey istersen böyle içecek falan bana söyle, tamam mı? Bu business'ta ikramlar müthiş yani. Nebuş, şu anda zaten sinirim tepemde. Seni o business class perdesiyle boğazlarım vallahi. Tamam canım, bir şey söylemedim. Neyse ben bu yumuşacık koltuğuma böyle kurulup bir güzel dinleneceğim, kestireceğim. Ah Naci, first class kadını ekonomik class'ta uçur ha. Ben kendime karı parası yüce dedirtmem. Benim bütçem ekonomik sınıfına yetiyor. Ayrıca bu evlilikte ne senin ne de ailenin parası geçmez. Türbülanslara gelesin Naci. Al abi, hepsi senin olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi Ayşegül, hadi. Abi valizler.
Boş ver abi valizi. Çoluğuna çocuğuna gideriz size, tamam mı? Benim çocuğum yok ki. Abi yaparsın çocuk. Hadi Ayşegül. Ay can valizler. Ya bırak kızım valizi hadi. Ya can saçmalama valizler hayatım. Tamam. Eyvallah. Ya ya var ya. Hadi kızım hadi. Yavaş. Hadi kızım hadi. Ay can dur. Duramam Ayşegül, ben duramam yani. Aylardır duruyorum, artık duramam. Tamam mı bir tanem hadi. Ya hayatım ya. Bir dakika ya, yoldan geldik. Bir yemek yiyelim, duşa girelim falan. Ayşegül bak ben tokum gerçekten. Bir kuru şampuan, bir deodorant, mis çiçek gibi oluruz. Ha? Öyle mi dersin? Vallahi sen benimle bir yukarı gel. Sana daha neler diyeceğim ben. Aşkım. Boşver Ayşegül. Ya aşkım dur ya, telefon. Telefon dediğin çalar çalar susar Ayşegül. Ya ya. Aşkım ya, belki ünlüydür ya. Ayşegül değildir. Vallahi ya, bak bizden daha önemli hiçbir şey olabilir mi şu anda? Lütfen hadi hayatım, bakma telefona ya, ne olursun. Aşkım ya dur sakin. Duramıyorum. Alo. Alo, Yeni Ses gazetesinden arıyorum. Ayşegül Hanım'la mı görüşüyorum? Yeni Ses mi? Yeni Ses. Ne yapayım Yeni Ayşegül Ses? Evet. Sizinle görüşmek istiyoruz. Müsaitseniz gelebilir misiniz? Tabii. Gelirim. Bugün mü? Evet. Bugün olmaz. Olmaz. Kapat. Aşkım lütfen. Çok önemli. Lütfen. Gelebilecek misiniz? Tabii geliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Aşkım çok önemli ama ne olur suratını asma ya. Ya bak istiyorsan sen de gel ha. Yok sen git zaten. Git görüş Yeni Ses'le. İyi tamam bak hemen döneceğim. Tamam. Ben de Handan'ı ne zamandır görmüyordum. Ona uğrarım yani. İyi tamam süper. O zaman ben üstümü değiştireyim beraber çıkalım. Olur. Suratını mı astın sen? Önümüz. Önümüz. Surat atıyor muyum baş? Surat basıyor baş. Hakikaten ya. Bana niye hiç teklif gelmiyor? Ben bir yandan uğrayayım da konuşayım. Ayşegül. Tamam efendim, merak etmeyin. Arkadaşlar tanıyamamışlar Emre Bey'i. Hemen sildiriyorum görüntüleri. Sevgiler, saygılar. Tam Bey, Ayşegül Hanım geldi. Buyurun Ayşegül Hanım. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Ne içersiniz? Çay alırım. Hemen iki şey alalım biz. Ya sizi de böyle düğün ertesi hemen davet etmiş gibi olduk. Ay, ama. Ay yok canım, önemli değil ama ben tam anlamıyla ne yapacağımı anlamadım. Yani sizin dergideki yazılarınız ve kitaplarınızın sıkı takipçisiyim. Ve gazetemizde de size bir köşe vermek istiyorum. Köşe mi? Bayağı köşe yazıları yazacağım yani. Aynen öyle. Hafta içi gazetemizin ikinci sayfasında Ayşegül ve Sanat Camiası isimli bir köşe hazırlamanızı istiyoruz. Ama Ayşegül ve Sanat Camiası derken? Sanat Camiası işte. İyi de benim sanat camiasıyla bir alakam yok ki. Olur mu hiç? Siz ülkenin en ünlü oyuncusuyla evlisiniz. Üstelik yapımcı dostunuz Murat Bey, modacı yakınınız Elif Hanım. Daha kimleri tanıyorsunuzdur? Onların hakkında böyle yorumlarla, bilgilerle renkli bir yazı dizisi hazırlayabilirsiniz. Siz benden dedikodu mu yazmamı istiyorsunuz? Ya bilirsiniz işte. Orada burada birkaç fotoğraf çekersiniz. Birkaç ünlüyle böyle polemik falan. İsterseniz ben böyle bayağı teknede bikinili bir poz vereyim. Böyle sosyal medyada ona buna geçireyim. Hı? Süper. İşte ben de bunu kastetmiştim. Pardon. Ben yazarım. Ben de yazmanızı istiyorum zaten. Ben insanı yazarım, duyguyu yazarım, anı yazarım, yaşananları yazarım. Böyle abidik kubidik şeyler yazmam canım. Benim bunlarla ne alakam var? Önce size sunacağım teklifi bir duyun, ondan sonra karar verin. Teklif falan duymak istemiyorum. İyi günler. Ama... Pekala Can, seninle açık konuşacağım. Tekliflerin azalmasının tek bir sebebi var, o da evlenmen.
Evlenmem mi? Evet. Ya Handan, ben daha önce de evlendim, hatta ondan önce de evlendim. Ama hayatım, her birinin sonunda muhakkak boşandığın için biz bunları böyle magazine çevirebilmiştik. Ama artık boşanmamak üzere evlendiğin için... Öyle değil mi? Tabii öyle canım. Yani her ne kadar gerdeğe falan daha girememiş olsak da öyle yani. Cancığım, hayranların bunun farkında. Kahve içer misin? Yok. İşte sen de artık hayranlarının gözünde öyle eski bekar, evlilik hayalleri kurulan, çekici, harika Can Tekin değilsin. Ne yapalım? Artık aile babası rolleri bekleyeceğiz. Ya Handan, saçmalama Allah aşkına. Bir çaresini bul, çözüm üret, bir şey yap yani. Ben daha bu yaşımda öyle aile babası rolü falan oturup bekleyemem. Tabii ki düşündüm Can'cığım. Tabii ki Handan buna da bir çözüm buldu. Artık senin şu PR işlerini bir kademe üste çıkaracağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu işi profesyonellere emanet edeceğiz. Sultanım. Naci, ben burada mı yatacağım? Ay, geçen geldiğimde ev gözüme daha bir iyi görünmüştü. Ya Sultan, şimdi sen o zaman evden kovulmuştun ya. E tabii, çaresizdin. O yüzden güzel görünmüştü. Buyur. Yok, ben burada yatamam. Belim tutulur benim. Benim yatak odamda ne işiniz var sizin? Sizin odanız mı? Evet. Anneciğim, biz yeni evliyiz ya. Hani sen demiştin evlendiğinde burasını gelin odası yapacağım diye. Sus baba sıkılıklı. Naci, ben etrafta gelin göremiyorum. Sadece şurada sarı kafalı yaşlı bir kadın görüyorum. Bana baksana sen. Baktım. Mini kuşum. Ben şimdi hallediyorum. Naci, sen anneciğin çek yat kenarlarımda ölsün mü istiyorsun? Yavrum ha. Ah, anneciğinin belinde fıtıklar fink atsın mı istiyorsun? Ah Naci, sen benim ölmemi mi istiyorsun? Allah korusun anneciğim. Naci, bu işi hemen hallet. Yoksa bu gece gerdek yerine kardak kayalıklarına girersin, ona göre. Tamam mini kuşum, ben şimdi hemen sal... Psst. Ay aç şurayı da yatalım artık.
Mine kuşu müsaadenle. Ay, ay. Hapishanede bile daha rahattım ayol. Ay, asıl kader mahkumu benim. Ah, kara bahtım, ah. Ah, ay. Bir gün fakirlik çektim. İsyanım bile varoşlaştı ayol. Oh my god. Ya mini kuşum, bu açılmıyor. Ne demek açılmıyor be adam? Buraya benim bacağımın teki bile girmez. Ya ama mini kuşum, gel gel. Şimdi gel böyle, beraber böyle sığışırız. Hem uyumayacağız ki. Hoşt Naci, hoşt. Kendi odamıza geçmeden yanımda filan yatamazsın. Mini kuşum. Hadi, hadi şurayı bana hazırla. Çok uykum geldi. Sende ne halin varsa gör. Ya. Tamam. Tamam. Efendim, teşekkür ederim. İsmail Beyciğim. Teşekkür ederim Nebahat Hanımcığım. Afiyetler olsun. Ellerine sağlık. Pek güzel olmuş. Medya da kahveyi pek severdi. Zaten bir kolonya, bir de kahve. Çok seviyorsunuz gelininizi galiba. O zaten gelinimden çok kızım gibidir. Çok genç yaşta geldi evimize. Yıllarca birlikte yaşadık. Yani bazen kafam karışıyor. Acaba ben onun babası mıydım yoksa damat tarafından mıydım diye. Sizin gibi bir babası olduğu için çok şanslı. Şimdi de sizin gibi bir annesi var. Yani lafın gelişi. Yoksa ona anne olacak yaşta değilsiniz tabii. Anlıyorum İsmail Beyciğim, anlıyorum. Madem sizin için bu kadar değerli, bundan sonra ben onunla çok iyi iletişim kuracağım. Gerçekten mi? Evet, yeter ki siz mutlu olun. Ne yaparsa yapsın, kendimi tutacağım. Çok teşekkür ederim. Beni mutlu edersiniz. Ben ufak ufak havalanayım. Kulüpte arkadaşlara bir uğrayayım da epeydir görmüyorum. Müsaadenizle. Babacığım, ben geldim. Babacığım. Bu Melia'nın sesi. Galiba. Naciye'm. Canım. Canım. Ah babacığım. Melia. Ah evim, evim. Güzel evim. Ah. Ne haber Nebuş? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Ben hiç iyi değilim babacığım. Fakirlik çok zormuş. Sabah kahvemi yapan yardımcım bile yok. Ben de vurup kapıyı baba evine geldim. Yettin. Ah, kahve mi içiyorsunuz? Naciye Hanımcığım, Medya Hanım'a da bir kahve yapar mısınız lütfen? Yok artık. Naciye benim yardımcım ve sadece benden emir alabilir. O nasıl laf öyle kızım? Burası askeri garnizon mu canım? Naciye senin komutanın mı yoksa? Babacığım, eğer çok istiyorsanız siz cici anneme, tekrar ediyorum, anneme yeni bir yardımcı tutarsınız. Tabii tabii. Naciye, bir kahve çak bana. Hemen. Özlediniz mi beni? Özledik tabii, özlemez miyiz yavrum? Ben de çıkıyordum. Kulüpte arkadaşlar bekliyor da epeydir görüşemedik. İzninizle. Hoşça kalın siz. Siz gitmeseydiniz. Sen kal Nebuş. Akşama görüşürüz babacığım. Yoksa dün geceyiyorsun değil mi?
Can, biliyorsun işte. Yani eğer hatırlayamıyorsan falan hemen başa sarıp tekrar edebiliriz. Olmuyor. Arkanı dönsene. Sabahlığımı giyeceğim. Hayatta dönmem ya. Ne böyle aylardır arkanı dön de dön. Ya Can, alışana kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam mı? Dur bir saniye. Dönebilirsin. Ben bir duşa girip geleceğim, tamam mı? Ben de geleyim mi? Ya, hayır Can. Alışana kadar ya. Bir kese atsaydım. Almayı bitirince benim yukarıda kalan pırlantalarımı da bir parlat olur mu? Yılbaşı hacı gibi takmış takıştırmış görgüsüz. Ay. Nebuş, birkaç gündür fakirim de seni çok iyi anladım. Ay ne zormuş fakirlik. Sen bunca yıl nasıl katlandın? Allah'tan babacığımı kandırıp bu eve kapak attınız da hayatınız kurtuldu. Yani hayatınız dedimse de iki yıl ya yaşar ya yaşamazsınız. Ayol Allah gecinden versin. Ma öyle. Bir kere İsmail Bey'i kandırmadım ben efendim. Bizimkisi aşk evliliği. Sizin gibi adam kaçırıp intihar numarası yapıp zorla evlenmedim ben. Bizimki de aşk evliliği Nebuş. Onun için mi böyle evini terk edip başımıza kaldın? Ay, para için kocanı elden götürdüm. Bu takıların yüzünden kocan elinden gitti ayol. Bir defa ben paraya pula önem veren biri değilim Nebuş. Niye biliyor musun? Çünkü ben ağzımda altın emzikle doğmuşum. Doğduğumda göbek kordonum bile elmaslanmış da doktorum şoka girmiş. Ben yatırımımı zekama yaptım efendim. Okudum, insanlar yetiştirdim. Böyle koltuklarda oturup kahve ısmarlamaya benzemez insan yetiştirmek. Benim hastanem var be, hastanem. Emrimde onlarca doktor çalışıyor. Ben onların diplomalarını toplasam seni eğitime katkımla döverim be. Öyle mi efendim? Öyle. Bekleyin. Nereye gidiyor bu be? Takıların tozunu alayım Medihan Hanım. Yok Naciye, biraz daha takayım da Nebuş kıskançlıkta çatlasın. Naciye Hanım. Buyurun. Ben bu diplomalarımı ve başarı belgelerimi evin bütün duvarlarına asacağım. Medihan Hanım'la işiniz bittikten sonra bunların da tozunu alırsınız lütfen. Evet, onlar epey tozlanmıştır Naciye. Ne de olsa Osmanlı medreselerinden kalma. Ne haber? Hoş geldin. Ben niye bunları takıp duruyorsam? Hayret bir şey. Evlendim diye tanıyan insanlar da tanımamazlıktan gelir yani. Şu hale bak, kimse tanımıyor. İnsan sana bir şey söylediğine 40 kere pişman oluyor ya. Sen niye böyle her şeyi abartıyorsun, böyle karalar bağlıyorsun filan? Bak burada menajerin heyecan içinde sana müjdeli bir haber vermek için bekliyor. Tam karalar bağladım falan yok yani, abartmıyorum da. Müjdeli haber deyince öyle bir koştum geldim ki zaten bilemezsin. Andan ne var? Büyük bütçeli böyle bir Hollywood filmi falan mı? Ha? Allah Allah! Bir dur, bir dinle. Bak ben ne diyeceğim sana. Tamam, dinleyeceğim Allah'ım. Vallahi dinleyeceğim yani. Tamam, bir saniye. Pardon. Pardon, bir latte alabilir miyim ben? Hanımefendi, bir latte...
hale bak ya. Abi bunlar benim etrafımda fır dönerdi eskiden. Şimdi evliyim diye servis yapmıyorlar. Lütfen, lütfen birazcık konuya fokuslanır mısın? Beni dinler misin Can? Tamam, dinliyorum anne şimdi. Ben her zaman ne derim Can? Ne dersin? Şu PR işlerini bir profesyonele emanet etmek lazım demez mi? Evet. Evet. Harika bir empresario buldum. Harika, bayılacaksın. Adam Rihanna'yı Rihanna yapan adam. Bak bu Rihanna var ya, 3 kuruşluk barlarda rezil kepaze bir şarkıcıymış. Adam bunu almış, o bataklıktan çıkarmış, koskoca Rihanna yapmış. Hatta onu melez yapma fikrini de bu adam bulmuş. Nasıl yani ya? Rihanna aslen melez değil miymiş zaten? Ayol kız senden benden sarışılmış be. Handa, biz bu adamla ne zaman çalışıyoruz? Ben adamı Los Angeles'ta buldum. Ha? Ve bugün Türkiye'ye getirdim. 1-2 güne kalmaz seninle buluşturuyorum. Ve adam bizimle çalışmayı kabul etti. Sen süpersin. Yemin ediyorum sana sen süpersin ya. Gerçekten yani. Bana bak. Bu bizim tekrar çıkışımız olur mu? Ha? Can Tekin ismini böyle genç kızların kalbine kazır mıyız tekrar? Kesinlikle bana güvenebilirsin. Keyfim yerine geldi. Ha şöyle, ha şöyle. Canım bakar mısın burada? Tabii abi. Abim, ben şurada bir çukur kazıp gömseydin beni canlı canlı. İstemiyorum ben bir şey. Su içmem artık bu mekanda. Melik. Naci Bey hoş geldin. Naci Hanım. Medihan Hanım, Naci Bey geldi. Gördüm. Medişim, minik kuş. Güzel kar. Naci, eğer bana böyle bir ev tutmadıysan, ha bir de Naciye'den almadıysan bir daha bana karıcığım deme Naci. Ben bu kadar parayı nereden bulurum Medihan? Ay ne bileyim be Naci. Benim bu yaşa kadar alıştığım bir hayat standardım var. Elmaslarım, pırlantalarım var. Tencerelerim, tavalarım var. Mediha Sultanım, havalarım var. Benim de kocaman bir sevgim var. Ummanlara sığmayan bir aşkım var. Aman, açılmayan çek yatın, susmayan anan var. Yıkamayan bulaşık makinen, akşam yemeğini bile karşılayamayan paran var. Yapma Medihan. Bak aşkımızı paraya pula değişme Medihan. Yaptım ettim, bitti gitti Naci. Git piyango oyna, kumara başla, hırsızlık yap, zengin ol öyle gel. Demek beni paraya değişiyorsun ha Medihan. Peki. Öyle olsun. Yeter ki sen mutlu ol. Ben aşkımı kalbime gömer çeker gider. Adam gitti ayol. Aman. Aman giderse gitsin. Ben de zenginliğimin, refahımın keyfini sürerim. Ay, acıktım mı ne? Naciye, bana evdeki en pahalı yiyeceklerden getir. Havyar koymayı da unutma. Aa, ayol bu adam ne çabuk zengin oldu. Yan villaya gidip soymuş olmasın kız Nebuş? Aman, sende de 2 gıybet yapılmıyor be. Medihan Hanım, polisler geldi. Aa, bu adam gerçekten yan villayı soydu ayol. Aa, şu anda uğruna soygun yapılan kadınım ben. Aa. Mete Bey, beyefendiler kim? İsmail Bey yok mu? Yok. Hiç mi yok? Yok da niye sormuştunuz ki? Efendim, üzülerek bildirmek zorundayım ki bugünden itibaren iflas ettiniz. Nasıl? İflas mı ettik? Evet. Şöyle ki Tahsin Bey'in yurt dışı ortakları öyle bir dolandırmışlar ki. Can ve İsmail Bey geldikten sonra artık avukat ve arkadaşlarla detayları açıklayacağız size. Naci! Naci! Kolonya! Ah! Ah! Ay zenginliğime doyamadım. Ay zenginliğime doyamadım. Can, Can çabuk Can'ı arayın. Ay. Yani karıcığım, kocan artık Rihanna'nın PR'cisiyle çalışıyor.
Aşkım bu süper bir haber ya, ama ben sana dedim. Ben dedim ayağımı sürüyerek gelirim dedim. Bak benimle evlendin, işlerin açıldı. Kutlayalım bunu. Hayrola Can, niye soyundun? Kutlayalım dedin, ben de kutlamak için hazırlandım. Bak benden çok yaşayacaksın biliyor musun? Ben de tam bunu düşünmüştüm. Ay Can, aklın fikrin orada ya. Ne yapayım? Tadın hala damağımda. Ama şimdi ayıp ya mutfakta. Hı. Biz yeni evliyiz. Bize her yer bedroom. Ne söyleyeyim, utanıyorum ya. Utanıyor musun sen? Ben senin o utanan suratını yerim yer. Hatta dur yiyeyim de gör. Aşkım telefon. Çalar çalar susar. Yok. Aşkım şimdi önemlidir belki. Hadi git bak. Değildir. Hadi hadi hadi. Kaçmaz bir yere. Aman nereye kaçacağım canım, buradaymış. Allah Allah, Naci'yi arıyor. Ne alakaysa. Aa, niye? Efendim Naci? Ne? 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 Ay ne Can? Nerede peki şimdi? Naciye tamam bak, tamam ben dedem neredeyse gidip alıyorum, eve getiriyorum hemen. Eğer benden önce gelecek falan olursa sakın bir şey çaktırmıyorsunuz, sakın. Ben bir yolunu bulup anlatırım ona, tamam mı? Hadi, hadi hoşça kal. Ay ne oldu Can? Ayşegül. Ha? Tekin ailesi an itibariyle iflas etmiş durumda. Ne? Gel dedem gel. Gel gel. Can oğlum. Yani şimdi hem iflas etmişiz diyorsunuz hem de yani endişe edecek bir şey yok diyorsunuz. Ne demek? Ya dedem sen kafanı takma. Dedim ya sana ya mutlaka bir yanlış anlaşılma falan olmuştur ama düzeltilecek yani. Hayatımızda değişen hiçbir şey olmayacak. Evet dedeciğim. Hayatımızda değişen hiçbir şey olmayacak. Ya, merak etme, tamam mı? Gerçekten ama güven bize. Evet, ya, tamam mı dedeciğim? Gerçekten dede ya bak şimdi annemle konuşunca anlarsın zaten. Aynen. Aa babacığım aa. Maymunun pupişi gibi açıkta kaldık babacığım aa. Açıkta yok. Kaldık ne demek? Yok yok yok. Yok dedeciğim, yok, yok öyle bir şey. Dede, dede. Babacığım aa. Dedeciğim, dede. Adam fakirleşince aniden şoka girdi. Ya Medya annem, susar mısınız ya? Neden Naciye ambulans ver çabuk. Dedeciğim, kendimiz artık fakiriz ya, ambulans göndermezlerse. Söyle de sevabını. Biz sen diye yolluk. Naciye çabuk. Anne bir susar. Lütfen. Lütfen Naciye çabuk. İsmail Bey, korkacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim doktor. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu doktor bey? Nedir dedemin durumu? Ufak bir kalp spazmı geçirmiş. Şu an durumu iyi. Bir saat içinde çıkarabilirsiniz. Yalnız fazla heyecandan, üzüntüden kaçınması lazım. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Çok şükür. Teşekkür ederiz. Ay, ay, ay. Ay görüyor musunuz ha dostlar? Koskoca İsmail Tekin parasızlıktan şöyle kallavi bir kalp krizi bile geçiremiyor. Ufacık kalp spaz bile idare ediyor adamcağız. Siz neler söylüyorsunuz efendim, Allah Allah. Aman ben ne dediğimi biliyor muyum Nebuş? Allah'ım babamı başımızdan eksik etme ya Rabbim. Yani bir de ilave dilek hakkımız varsa bizi fakirlikle sınama ne olur. Ne oldu aşkım, konuştun mu avukatla? Konuştum, konuşmasını. Ya itiraz edeceklerini söylediler ama olumlu sonuçlansa bile bayağı uzun sürermiş. Ne yapacağız? Bu kadar insan nasıl geçinecek Can? Ya ne demek nasıl geçinecek Ayşegül? Söyleme öyle. Burada Can Tekin var yani. Ben halledeceğim hepsini. Merak etme tabii de işte önce Can Tekin'e iyi bir işin gelmesi lazım. Onu da çalışıp her şeyi toparlaması lazım. Merak etme aşkım. Ben senin yanındayım. İyi günde de, kötü günde de. Bizim beraber aşamayacağımız hiçbir şey yok. Biliyorum. Yanında olduğun için de çok mutluyum.
Bakar mısınız lütfen? Doktor House diye bir doktor varmış. Çok Metin'i duymuştum. Kendisi bu hastanede mi acaba? Bir de onun görüşünü almak istiyoruz. Kusura bakmayın lütfen siz. Anneciğim o dizi karakteri, öyle biri yok biliyorsun. Olsun oğlum, ne yapalım? Denize düşen yılana sarılır. Tamam annem, tamam. Geçecek annem, geçecek hepsi. Merak etme sen bunların hepsi, değil mi? Görüyor musun? Kıskandı geldi, yapıştık hareketi gibi. Gel oturalım işte, gel. Ay İsmail Beyciğim, ah çok korkuttunuz beni. Asıl ben korktum ayol. Siz ona bakmayın babacığım, 2 günlük gelin. Asıl biz çok korktuk. Ay, tamam Medihane, tamam Nebahat Hanım. Hepiniz korktunuz, hepimiz korktuk. Ama dedeciğimin hiçbir şey yokmuş, durdurmuş. Hoş oldu. Ay. Hepiniz doktor duydunuz. Bundan sonra dedemi germek, sinirlendirmek yok. Dikkatli olacağız hepimiz. Evet babacığım, bundan sonra üzülmek, sinirlenmek yok. O yüzden lütfen şu anda 5 parasız olduğumuzu ve sokakta kaldığımızı düşünmemeye çalışın. Şahin. Şimdi bizim artık evimiz yok değil mi? Yani ya. Bravo Medihan Hanım, bravo size. Ya dedeciğim ne demek evimiz yok ya? Bizim evimiz ne güne duruyor? Evet. Biz bir aileyiz ve bizim evimize gidiyoruz, hadi. 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 3 günlük gelin geçti, hemen oturdu öne. Sanki 9 ay o taşıdı karnında seni. Pardon Medya anneciğim, düşünemedim. Tabii ben arkada daha az yer kaplarım. Buyurun git. Bir dakika, sen bana şişman mı demek istiyorsun? Geçmiyorum öne. İyi, peki. Görüyorsun değil mi şu yer cücesini? Doğumdan kalma 3-5 kilom var diye laf sokmaya çalışıyor. Doğumdan kalma mı? Ay 35 sene olmuş. O kilolar seni terk etmediyse sen onlara vatandaşlık ver bence. Geç babacığım. Can tamam yavrum, tamam. Bana hasta muamelesi yapmayayım ben evladım. Dede oğlum bak, doktoru kendi kulağınla duydun. Bundan sonra hepimiz daha dikkatli oluyoruz. Evet, evet dedeciğim. Can dedemleri bizim odada yatıralım. Dedeciğim siz hadi bizim odada yatın. Olur mu öyle şey evladım? Siz nerede yatacaksınız? Ya dedeciğim sıkıntı değil, biz çıkar küçük odada yatarız. İyi peki. Hadi. İyi geceler. İyi geceler babacığım. Ben nerede yatacağım yer yer gösterir misin diyecektim. Benim odam hangisi? Bizim başka odamız yok muydu yani? Ben nerede yatacağım o zaman? Buradaki oturma odasında yatabilirsiniz ya. Koltukta mı yatacağım yani? Yani ne yazık ki evet. Açılıyor mu peki bu koltuk? Açılıyor tabii ki Medya, yani açılıyor. Bak açılmıyorsa uyumam, ona göre. Ay benim bir standardım var ayol. Açılıyor Medya anneciğim, açılıyor tabii ki. Ben size yastık ve yorgan getireyim. Boyun devrilsin Tahsin. Boyun devrilsin. Sen pek rahat yatamamışsın galiba. Kim demiş?
insan sevdiğinin yanında her zaman rahat olur sevgilim. Can. Hı? Seni çok seviyorum. Bilsen ödüm kopardı. Hı. Öyle mi? Sen gel bakayım bana biraz söyle. Gel bakalım şöyle. Naci! Hayır ya. Anne niye ya, neden? Ben bir medya anneye bakayım. Naciye! Naciye! Anneciğim. Günaydın. Yani her iki anlamda da günaydın sana. Ay bu ne be? Ay! Neredeyim ben? Ah Naciye nerede? Ay. Sakin olun ya, bizim evdesiniz. Hani şey dün Tahsin Baba... Aman! Aman! Anla o rahmetlinin adını. Ay! Mekanı cehennem olsun. Altından odun ateşi eksik olmasın inşallah. Tabii tabii anne. Ne anne anne? Şu düştüğümüz hale bak. Sabah kahvemi yapacak bir yardımcım bile yok. Naciye'ye söylesem sevabına çalışır mı acaba? Borcum olsun. Ben yapayım kahvenizi Medyane. Hı? Ah, ciddi misin? Evet. Aferin bücürük gelin. Niye kıza bücür dedin şimdi? Yer cücesi demedim. Bücürük dedim. Sevimli bence. Hayret bir şey ya. Ya kızım biz ne yapacağız böyle? Bilmiyorum Can. Ama dedeme kesinlikle hiçbir şey yansıtmamamız lazım. Gördün dünkü halini. Evet evet vallahi aklım çıktı yani. Ya benim? Onu kaybetmeye dayanamam Can. Ya Allah korusun. Allah kesinden versin kızım. Ayşegül. Bak üzülme tamam mı? Ben bir yolun çaresini bulacağım mutlaka yani. Bugün Handan'a gideceğim. Şöyle bir iyi bir reklam filmi falan kaparsam hiç olmazsa evin ipoteğini hallederiz. Ay hadi inşallah. İnşallah. Ya diyorum ki acaba ben de bu gazetenin bu saçma teklifini kabul mü etsem? Yani hiçbir şey ailemden önemli değil. Ailem mi? E ailem tabii. Sen, Medya anne, Tahsin baba, dedem. Siz benim ailemsiniz. Ve ben ikinci kez ailemi kaybetmek istemiyorum Can. Gel buraya. Ayşegül. Nerede kaldı kahve? Yolda Medya anne, yolda. Ben gidip hazırlanayım da. Güzel annem benim. Sen hiç kafanı takma tamam mı? Ben bir yolunu bulup toparlayacağım her şeyi, düzelteceğim. Ay canım oğlum benim. Ay ne kadar aklı başında bir çocuk doğurmuşum. Benim genlerimden tabii. Gel bir sen çekilelim. Tabii, buyurun. Çok pardon, çok özür dilerim. Buyurun. Kimse beni niye tanımıyor? Bana bak anlat. Şu adamın adı neydi? Hani söyleyip duruyorsun ya, PR'cı mıymış, neymiş? Erkut, Erkut. 10 kere söyledim sabahtan. Tamam anladım, Erkut. Bu adam beni yeni baştan parlatabilir değil mi? Heh. Ben bilmiyorum. Bana işinin ehli gibi geldi şimdi. Allah var yukarıda. Bir de sen bak. Gerçi Rihanna'nın referansı bence yeter de artar bile ama... gönlün olsun. Bir de bugün sen bak. Hadi artık ne yapayım? Çok acayip bir şey değil mi ya Rihanna'nın Slaver'ından olması?
İnanılır gibi değil yani gerçekten. Ya Handan, bak ben bitmek üzereyim galiba bak sana. Adamlar kendi arasında fotoğraf çekiliyor. Kimse benimle selfie bile çekilmek istemiyor yani. Pardon, bir bakabilir misin kardeşim buraya? Beyefendi, bakacağım. Bir saniye. Hala bak, garson bile bakmıyor. Tam biraz kilo mu aldın? Hayır. Almadım ben. Süzüldüm hatta, zayıfladım. Yemek yemiyorum. Ha, demek ondan tanıyamıyorlar seni. Yani bence. Can Tekin! Efendim? Can Tekin, ne olur evlen benimle. Vallahi mi? Ne oluyor arkadaşım, sen kimsin? Ben bütün genç kızlar gibi sana aşık bir genç kızım Can Tekin. Yapma ya. Lütfen evlen benimle. Ama yoksa? Yoksa ne? Yoksa intihar edelim. Yaklaşma ya benimle. Ya saçmalama arkadaşım. Bıçağı lütfen yerine koy. Sakin sakin konuşalım. Evlenecek misin benimle? Ama ya Handan. Lütfen bırakır mısın bıçağı? Lütfen konuşalım. Öldürürüm kendimi. Öldürme lütfen. Sakin ol, bıçağı bırakır mısın? Evlen benimle Can Tekin. Sakin ol. Efendim? Benimle evlenecek misin? Evlenecek. Evlenecek tabii. Ne diyorsun sen? Ama Can Tekin hiçbir hayranının zarar görmesini istemez. Ve o evlenecek insanların öncesinde birbirini tanımasını ister. O yüzden yarın siz bir akşam yemeğine çıkın. Hem birbirinizi tanırsınız hem de diğer konuları konuşursunuz. Gerçekten mi? Can Tekin beni yemeğe mi davet ediyor? Yani... Evet evet, ben sizi yemeğe davet ediyorum. Yemeğe çıkalım biz. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Kendimi de öldürmüyorum. Vallahi süper fikir, tebrik ediyorum sizi. O zaman yarın akşam yemekte görüşürüz. Tabii görüşüyoruz yarın akşam. Yanıma bir kaç. Tamam, biz artık gidelim. Gidelim biz, gidelim ama. Can Tekin, evet yarın. Haber hemen upload etmem lazım. Kuş demesi yetiştirin. Var ya, yüreğim ağzıma geldi yemin ederim. Kız bana olan aşk yüzünden kendini kesiyordu ya, inanılır şey değil. Sorma sorma, ben de gittim geldim korkudan yani. Allah'tan adam tam zamanında müdahale etti. Kimdi o adam? Hiçbir fikrim yok. Handan Hanım. Benim? Erkut ben, yeni PR danışmanınız. Ay inanmıyorum. Gerçekten harika bir zamanlama ve çok yerinde bir müdahale. Gerçekten tebrik ediyorum. Can Tekin, Erkut Bey, buyurun. Vallahi merhabalar Erkut Bey, siz süpersiniz yani. Gelmeseniz, ya tam zamanında gelmeseniz, kız bana olan aşkından gidiyordu öteki tarafa, süpersiniz. Ay, işte yaratmak istediğim sanal gerçeklikte tam olarak bu. Sanal gerçeklik derken? Nasıl yani? Kız yine geliyor. Allah, topla. Bana biraz müsaade edin. Nasıldım Erkut abi? Harikaydın. Handan, para veriyor, para veriyor. Yine lazım olursa ararsın. Tamam. Erkut Bey. Aa, merhaba. Merhaba. Önceden isimlerini verdiğiniz dört paparazziğinde yemeklerini gerçekleştirdik. Güzel. Onların hesabını da benim hesabıma ekleyin. Ama restoranınızın da güzel reklamı oldu. İyi bir indirim hak ediyorum değil mi? Tabii. Onu merak etmeyin siz. Harikasınız. Erkut Bey. Şimdi siz bütün bunları yani siz mi düzenlediniz? Sizin planınız mıydı yani? Pes. Pes vallahi pes. Sadece 15 dakika içinde Türkiye'deki tüm magazin gazeteleri... ...Can Tekin'in hayranını nasıl intihardan vazgeçirdiğini yazıyor olacak. Vallahi süpersiniz ya. Bu da başlangıç için gayet iyi değil mi? Tebrik ediyorum, inanılmazsınız yani. Ya, harika. Muhteşem, gerçekten muhteşem yani. Bu arada sipariş verdiniz mi? Vermediyseniz levreyi tavsiye ederim. Levrek yeriz canım. Siz merhaba. Ayşegül hayatım, ne haber? Ajansan burada olduğunuzu öğrendim. Bir uğrayıp merhaba diyeyim dedim. İyi yaptın. Bak seni kimle tanıştıracağım bir tanem. Erkut Bey, bu benim eşim Ayşegül. Ayşegül, Erkut Bey benim yeni PR danışmanım ve... Harika, muhteşem bir süper ötesi. Gerçekten evet. Can. Cümleleri doğru seçelim. Çünkü... Böyle bir hanımefendinin yanında bana muhteşem demek hem Türkçe'ye hem de hanımefendiye büyük bir haksızlık.
Çok memnun oldum. Ama Can Tekin'den önce tanımadığım için de pişmanım doğrusu. Teşekkür ederim. El öpenleriniz bol olsun. Hem komik hem güzel. Ya değil mi, değil mi? Üstadım, çerçeveletmeyi falan düşünürsen iyi çerçeveci arkadaşlarım var. Adama bakan mı espriler? Ayşegül, sen acaba çerçeveletip başımın ucuna mı aslam hayatım ha? Hayatım, sen beni çerçeveletsen de annen onu alır kilere koyar. Evet, artık birazcık da iş konuşalım ha, ne dersiniz? Erkut Bey, ne planlıyorsunuz Can Tekin için? Ya sonra ben de dedim ki, Rihanna'cığım biz Michael Jackson'ı beyazlattık, seni nasıl karartamayalım dedim ya. Vay be. Tarkan, sırası mı şimdi ya? Efendim? Kim? Tarkan. Hangi? Tarkan ne? Bizim Tarkan işte. Ya yeni bir albüm çıkardı. Bu onun tanıtımıyla ilgili bir şeyler soracak kesin bana. Aa, konuşmak istiyor benimle. Malum Tarkan çağırınca kuzu kuzu gitmek lazım değil mi? Neyse. Tanıştığımıza çok memnun oldum gerçekten. Ben de çok memnun oldum. Hanan Hanım. Çok memnun oldum gerçekten. Birlikte çalışacağımız için de çok mutlu oldum. Harika. Eğer Can kızmazsa en çok Ayşegül Hanım'la tanıştığım için memnun oldum. Ben de. Neyse, ben hesabı hallettim. Siz keyfinize bakın. Ay çok mahcup oldum. Vay be. En uygun faiz oranlarıyla krediler için. Tarkan demek bankacı olmuş. Bana kendi ayaklarınla geldin ha Can Tekin. Şimdi seninle geçmiş hesaplarımızı kapama vakti. Can Tekin. Çok güzel olmuşsun. Erkut, bu ne demek oluyor? Erkut yapma. Nasıl? Ne oldu? Ben başkasına aşık oldum. Affet beni ne olur. Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Çapkınlığıyla tanınan Can Tekin, aynı dizide rol aldığı Sedef Gülseren'le bar çıkışı objektiflere takıldı. Sırası bende Can Tekin. Sahne sırası bende. Aa, nerede bizimkiler? Bilmem. Belki dışarı falan çıkmışlardır. Can, bir dedemi arasana. Boş ver be kızım. Yani üzümü niye? Bağını sorma. O ne demek? Şimdi şu demek. Burada üzüm sen oluyorsun. Ben de seni yiyorum demek. Bak sen. Bakarım. Ömrümün sonuna kadar bu güzel suratına bakarım senin. Ay üstüme felaket geldi valla. Ay ben... ne oluyor be? Ne bileyim. Gel bakayım. Ya. Beğendin mi yaptığını? Bana bak. Ben ne Mediha, sen gibi benimle konuşma ne bu? Anne ne oluyor burada? Ne bileyim oğlum. Bunlar sabahtan beri böyle. Sinirlerim boşandı nedir? Birbirlerini didikleyip duruyorlar. O sinirden değil babacığım. O Nebuş'un menopoz asabiyeti. Ya yapma. Terbiyesiz.
Ay. Para ha? Bir saniye. Bana terbiyesiz ha? Babacığım, kusura bakmayın ama cici anne falan dinlemeyeceğim. Ben şimdi bu kadını... Dede, ne oluyor, iyi misin? Babacığım, dur sabah, bir dakika. Hep bunlar o menopozlu nebahat yüzünden. Dede, lütfen. Beni odaya götür. Tamam. Ne olur, ne olur. Siz kalın. Susun. Yürü. Baba. Size kalın dedim. Aman dedeciğim, sen sakin. Gel dede, gel. Gel dedeciğim, gel. İyi misin? Gel, otur sen şöyle, uzan. Uzan. Kapattım mı dedeciğim? Evet, kapattım dedeciğim. Yastı sırtına, hadi. Dur, uzan bakayım. Dedeciğim, iyi misiniz ha? İyiyim, tam hiçbir şeyim yok. Kalp kriz? Yok be evladım. Yani... Ne oluyor dede? Yahu bunlar sabahtan beri birbirini yiyip durdular. Ben de akılları başlarına gelsin diye böyle bir numara yaptım. Dedeciğim çok şükür yani gerçekten burada aklımız çıktı. Ama bunlar da böyle bir ders hak etti. Bakın endişelenmeyin diye size söylüyorum. Dede ama yani yapılır mı bu bize ya? Canımızdan can gitti bizim. Ay canlarım benim. Ya ben sizin çocuklarınızı sevmeden bir yere gider miyim ha? Bana bak. Yavrum, hadi şimdi gidin. Bulun onları, deyin ki dedem çok ağır bir kalp spazmı geçiriyor. Eğer böyle devam ederseniz ölecek adam değil. Aynen öyle. Tamam. Hadi bak. Sen burada kal o zaman. Tamam. Dinlenmesin. Ay. Oh be. Bakalım. Senin için neler yapabileceğiz? Cantekin. Çıldırmış bunlar ya. Ya bir de bu adam için hayran sayfası açmışlar. Ama bir dakika. Bana delirmiş bir hayrandan daha fazla kim yardım edebilir ki? Dur şuraya bir bakayım. Ne? 2 milyon üye mi? Yuh! Çocukluk fotoğrafını bile bulmuş. Bak bu kızda iş var. Bakalım şekli şemali nasılmış. Uhu! Bu hayrana hayran olunur ya. Şifalı bitki çaylarımız da geldi. Vallahi mı? Ne bu? Bitki çayı. Bana da yap. Nasıl tadı? Sen neye bakıyorsun be? Anne, ne bakacağım be? Allah Allah, bir şey bakmıyorum. Sıcak bastı. Ben bir çay daha yapacağım, istiyor musun? İstemez. Yani hayatım, o çayı içmeyeceğiz değil mi burada ailecek hepimiz otururken? Buyurun dedeciğim. Ah canım yavrum, ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Afiyet olsun canım dedem. Dedem benim, bir tanem canım dedeciğim benim, afiyet olsun. Buyurun Nebahat Hanım. Hiç olur mu Ayşegülcüğüm, önce Medihacığıma ver sonra ben alırım.
Olur mu Nebuş'um? Önce sen al lütfen. Ay Allah aşkına. E hadi. İkiniz aynı anda alın. Ay hadi. Ay 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 ne kadar tatlı. Maşallah. Kocacığım çay ister misin? Yok hayatım ben içmeyeceğim. Babacığım iyisiniz değil mi? İyiyim iyiyim yavrum. Biz de iyiyiz değil mi? Bu renk seni ne kadar açmış Nebuş'cum. Genç kız gibi olmuşsun valla. 20 yaş atmışsın ayol. Ay çok teşekkür ederim Medihacığım. O senin güzel yeşil gözlerinin güzel bakışın. Canım. Ay iyisiniz değil mi? İyiyim Nebuş'cum iyiyim. Meraklanmayayım. Bir şey olduğu yok. Biz artık odaya çıksak mı? He? Biz saçmalama Can ya. Ayıp olur ya. Aile sofrası burası. Kızım bana ayıp oluyor artık. Bana ayıp oluyor artık hadi. Siz ne fısıldaşıyorsunuz orada? Dedeciğim valla Allah seni inandırsın ya sizi inandırsın. Bir uykum geldi benim sormayın gitsin. Ben o yüzden çıkayım Ayşegül de gelsin bana biz yatalım artık. Ay hayatım bu saatte ne şeyi ya uykusu? Ayşegül akşamı saat 9:30 olmuş ta yani televizyonlar bile bas bas bağırıyor hadi gidin uyuyun diye iyi geceler diye hadi Ayşegül. Hadi kızım bak kocanın uykusu gelmiş en iyisi siz gidin yatın hadi canım. Hadi bakalım benim kocamın uykusu gelmiş. Yatalım biz o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. İyiydi gençlik. Babacığım, ben de bir duş alıp yatayım. Tabii Nebuş'umun izniyle. Tabii Medihacığım, hadi. İyi geceler, iyi geceler. Size iyi romantizmler babacığım. Sana da iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ah. İyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Nebahat Hanımcığım, siz de diyorum şöyle biraz yanıma yaklaşsanız hani. Hay Allah, İsmail Beyciğim ama siz rahatsızsınız ama hay Allah. Hayır, asıl siz uzaktaysanız ben rahatsız oluyorum. Hay Allah. Şöyle bakın ne güzel. Şimdi İyi. Ne kadar mutluyum. İyisiniz ya, ben de çok mutluyum. Ben de. Kızım Allah savunsunlar ya. Ben sana yanındayken bile doyamıyorum ki. Böyle içim yarıp seni içime sokasım geliyor o kadar yani. Kızım her Türk gencinin birinci vazifesi nedir? Vatan istikbalini korumak. İkinci vazifesi ise... Anne? Medya anne? Ne işin var senin anne burada ya? Ben bir duş alıp hemen gideceğim oğlum. Burada mı? Aşağıda da banyo var. Nebuş'un o çalı süpürgesi saçları deliği tıkamış. Hem ben onu yıkandığı yerde temizlenemem ki. Siz beni yok farz edin oğluşum. Ben iki su dökünüp hemen çıkacağım. Tabii. Bağ girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 15 yaşında da nazife de kimlere aldanmış. 15 yaşında da nazife de kimlere aldanmış. Aşkım ayetiyorum. Bu kadar da olur. Bir şey olamaz ya. Gel. Yat, yat, yat. Yat. Eh be anne ya. Ve böylece evliliğiniz şöhretinizin önünde bir hız tümseyi olmaktan çıkıp adeta bir sıçrama tahtasına dönüşecek. Bayıldım, bayıldım. Harika bir fikir. Nasıl buldunuz planımı? Şimdi tam emin olmak için tekrar soruyorum da Erkut Bey. Siz şimdi diyorsunuz ki ben tanımadığım bir kadınla ilişkim varmış gibi davranacağım öyle mi? Tabii herhangi bir kadın değil. Bunun için en yetenekli oyuncumu görevlendireceğim. Zira Ayşegül Hanım gibi bir kadınla beraberseniz başka bir kadına bakacağınıza insanları inandırmamız gerekiyorsa yetenekli bir oyuncuya ihtiyacımız var değil mi? Yani biz şimdi
evliliğimizde problem varmış gibi davranacağız. Ben bu sırada başkasıyla birlikteymişim gibi rol yapacağım tabii rol gereği. Ve kamuoyu da doğal olarak bizim evliliğimizde olup biteni merak ediyor olacak. Bu mudur? Aynen öyle. Aynen öyle Can. Bakın, evliliğinizi merak etmeleri demek, sizi merak etmeleri demek. Böylelikle sadece dizi teklifleri değil, aynı zamanda sizi yine bir arada görmek isteyenlerin gönlünü okşayacak bir sürü reklam teklifi de gelecek. Ne diyorsunuz? Erkut Bey, doğrusunu söylemek gerekirse ben evliliğimin bu kadar kamuoyunun göz önünde yaşanması taraftarı değilim yani. Hem ayrıca ben Ayşegül'e gerçekten çok aşığım. Yani, o yüzden rol gereği bile olsa bir başka kadınlaymışım gibi yapmak istemiyorum yani. O yüzden teşekkür ederim sağ olun. Oldu. Oldu. Oldu o zaman ya. Biz bu bahçede oturalım, sinek avlayalım bundan sonra. Çiçekleri sulayalım. Hatta çim biçelim. Ne dersin? Hı? Can, bir konuşalım mı? Tabii hayatım, söyle. Yok, şurada. Pardon. Hanım, ne oluyor? Söyle hayatım. Hayatım, acaba Erkut Bey'in teklifini reddetmesem mi? Ayşegül, ne diyorsun sen ya? Duymadın mı adamı? Tanımadığım bir kadınla ilişkim varmış gibi yapacakmışım. Olmaz öyle şey. Biliyorum ama rol gereği ne olacak? Yok Ayşegül, yani rol gereği, mol gereği olmaz yani. Hiçbir şey olmasa sen bunu benim başıma iki güne kalmaz kakarsın. Aşkım saçmalama ya. Ailecek durumumuzu biliyorsun. Yani durduk yere saçma sapan kıskançlık yapacak halim yok herhalde. Kabul edeyim mi diyorsun yani? Ne yapalım Can? Herkes senin eline bakıyor. Tamam. Evet. Erkut Bey, biz düşündük. Sanırım denemeye değer bir fikir. Süper! Süper! Ayşegül Hanım, sizi tebrik ederim. Çok akıllı bir kocanız var. Ay, beni niye tebrik ediyorsunuz canım? O zaman kocamı tebrik edin. Ya Can Bey'i zaten ultra tebrik ederim. Hatta tebrik etmekle kalmam, alkışlarım bile. Bakın alkışlıyorum. Handan Hanım, lütfen siz de alkışlayın. Lütfen, lütfen. Evet. Bravo Can, bravo. Handancığım, bu arkadaş birazcık çatlak mı acaba kafadan? Anam, PR dehası. Dahiler azıcık deli olur, biliyorsun. Efendim? Efendim? Harikasınız, onu diyordum ben. Harika, harika. Erkut Bey, şey diyeceğim de, bu benim bana şey olacak... Hani arkadaş, benim şeyim olacak arkadaş kim? Şeyim olacak derken? Yani işte... Sevgilim olacak ya. O da burada olacaktı aslında ama birazcık gecikti herhalde. Eli kulağında burada olur. Selam. İşte Ceyda. Ceyda'cığım, seni tanıştırayım. Handan Hanım, Can Bey'in menajeri. Merhaba. Ayşegül ben. Ayşegül de Can Bey'in eşi ve Can Tekin, yeni erkek arkadaşın. Merhaba. Şöyle yapalım Ceyda'cığım. Ay. İşte size bahsettiğim arkadaş, bu arada kendisi müthiş bir sosyal medya uzmanı. Hmm. Bize bu anlamda da yardımcı olacak yani. Ay, evin rızkını kurtaracağız diye adamı emanet ettiğimiz kadına bak. Bacak boyu benim komple boyum kadar ya. Allah'ım, sen şu işten kocamı kaptırmadan çıkart bizi. Hadi artık birazcık da planın detaylarını konuşalım ha? Artık işe odaklanalım diyorsun yani. Harika, oturun oturun oturun. Oturun, herkes otursun. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Öncelikle kamuoyunda aranızda bir sıkıntı olduğu izlenimini yaratmak için bu akşam ayrı ayrı mekanlarda paparazzilerin gözü önünde olmanız lazım. Ha, nasıl olacak ki bu? Şöyle olacak. Can bu akşam bir iş yemeği için Ceyda ile buluşacak. Ben de karısı olarak onlarla yemeğe gideceğim herhalde, değil mi? Tabii ki. Normalde öyle olurdu. Ama şimdi sizin aranızda bir sıkıntı olduğu için siz de benimle başka bir mekanda olacaksınız. Sizinle mi? Handan Hanım. Bir de Handan Hanım olacak tabii. Üçümüz. Ha, anladım. Anladım. Artık.
Böylelikle insanlar da bunlar neden ayrı ayrı mekanlarda, neden ayrı ayrı insanlarla birlikteler diye soracaklar. Acaba diyecekler bunların arasında bir sıkıntı mı var? Yani siz Ayşegül ve Handan birlikte olacaksınız. Aynen öyle. Ceyda Hanım da Can abisiyle yemeğe gidecek değil mi? Abisiyle mi? Sevgilisi değil mi? Rol gereği sevgilisiniz de. Hani gerçekte abiniz yaşında ya, ondan şey dedim ben. Neyse. Tabii canım, tabii. Ceyda da Can abisiyle yemekte olacak. Tabii canım, Can abimle yani. Bu akşam dışarı çıkıp eğlenmeye hazır mısın abicim? Hay Allah'ım ya. Ne işim var benim? Tanımadığım bir kadınla akşam akşam yemekte acaba ya? Gerçekten iş aldık başımıza. Aşkım. Efendim hayatım. Ne yapıyorsun? Ne iş, ne yapayım? Kıyafet seçiyorum. Akşam yemek var ya, vakitte kalmadı. Ne giyeceksin? Ne bileyim hayatım, seçemedim. Bu olur herhalde ya. Dur, ben seçerim sana ya. Vallahi. Vallahi. Bakarım yani. Dert etme. Vallahi. Aşkım, bu nasıl? Ayşegül, sen bu gömleği sevmezdin ki. Bilmem. Yani gözüme bir güzel gözüktü hayatım. Böyle açar seni. Farklı olur, tarz olur. Gerçekten mi? Hı. İyi, sen öyle diyorsan öyledir. Yani. Bundan daha çirkin bir gömleği var mıydı acaba? Bir tanem sen ne giyeceksin peki? Bilmem. Bakmadım daha. Bir bakayım alttan. Dur, dur, dur. Ben seçerim senin için. Şu nasıl? Yok ya, bunun içinde çok güzel görünüyor. Yok 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 yok, bunun çok seksi. Bu da olmaz. Bu olabilir gibi ama. Yok ya, daha çirkinini bulurum. Biraz çirkin bir elbise gibi ama. Yok yok, dur. Daha çirkini var belki. Yok ya, bu bayağı yakışıyor ona. Bu da değil. Bu da değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. İşte bu. Hadi biz çıktık. İyi akşamlar. Oğlum bu ne hal? Ne halinde, neyin var? Oğlum kıyafet balosuna mı gidiyorsunuz? Bu ne kılık? Hayır dedeciğim. Yani ne var ki? Çocuklar keşke aynaya baksaydınız. Yani kusura bakmayın ama çok rüküş olmuşsunuz. Ayşegül hayatım, hani çok yakışıklı olmuştum. Yazıklar olsun sana. Hani ben çok güzel olmuştum hayatım. Kızım tamam, itiraf ediyorum ya. Ne yapayım? Senin o Erkut denen herifle böyle şık şık giyinip güzel güzel gidip de yemek yemene içim el vermedi. Ne yapayım yani? İyi tamam, ben de itiraf ediyorum. Ceyda ile böyle yemekteyken yakışıklı ol istemedim. Kızım olmaz böyle. Paparazilere maymun oluruz. Halimize bak ya. Evet Can, hadi gel üstümüzü değiştirelim. Tamam hadi, bana bak. Ama o kırmızı elbiseni giymek yok. Çok güzel alıyorsun çünkü. İyi, sen de sakın o lacivert takım elbiseni giyme. Niye? Çok mu yakışıklı oluyorum? Hayır. Çünkü kolumda sökük var. Ay, görüyorsunuz değil mi babacığım? Aynı sizinle Nebuşum'un ilk evlendiği gündeki gibi ne kadar mutlular. Kızım zaten biz evleneli daha 2-3 gün oldu. Tamam işte. Ben de onu diyorum. Aynı siz. Ay çok mutluyum sizin için. Sanki hiç kendi evliliğim 3 günde patates olmuş gibi değilim. Çok mutluyum, çok. Mutluluk gözyaşları bunlar. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk Erkut Bey.
Handan Hanım nerede? Onun çok acil bir işi çıkmış. Hallederse katılacak bize. Neyse. Zaten bu masaya üç kişinin sığması zor. Her şey iki kişiye göre ayarlanmış. Eğer bak bunlar falan rahatsız ettiyse seni, hepsini kaldırtabilirim. Daha önce de dediğim gibi ben tam bir profesyonelim. Ve işimi yaparken de her ayrıntıya dikkat ederim. Handan Hanım'ın gelemeyeceğini öğrendiğim zaman masada böyle romantik bir ambiyans olsun istedim. Senaryo gereği tabii. Bak rahatsız oldun sen, dur ben hemen... Yok canım, tamam. Sorun değil. Sonuçta hepimiz bunun bir senaryo olduğunun farkına vardıktan sonra... Benimle biraz. Ben böyle bir yemeğe bir yere falan gideceğimizi düşündüğüm için şimdi birden böyle bana bir sürpriz oldu burası birazcık. Ya plan öyleydi aslında ilk başta biliyorum. Ama sonra düşündük. Sonuçta evliliğinde mutsuz, karısından sıkılmış bir adam niye sevgilisiyle sıkıcı bir akşam yemeğine gitsin ki? Bu tarz bir yere gelmeleri daha mantıklı olur dedik. Vallahi bilemedim ki. Düşünsene birisiyle evlenmişsin. Bir süre sonra hayatının sonuna kadar hep aynı kadını göreceğinin, bir daha başka hiçbir kadınla öpüşemeyeceğinin farkına varıyorsun ve bu seni evlilik fikrinden soğutuyor. Sonra bir sevgilin oluyor. Sen o sevgilini sıkıcı bir akşam yemeğine mi götürürsün? Yoksa böyle bir yere eğlenmeye mi getirirsin? Şimdi sen tabii böyle söyleyince haklısın. Herhalde. Tabii bu senin profesyonellik alanın olduğu için doğru söylüyorsun. Aynen. Ha? Sen o yüzden kendini bana bırak. Bak zaten paparazilerin bizi fark etmesi an meselesi. Ama sen benden bu kadar uzak durursan bizi sınıf arkadaşı zannedecekler. Biliyorsun değil mi? Gel. Ha. Çok pardon. Aşkım nasılsın? Nasıl gidiyor? Sıkıcı. Ama ailem için katlanmak zorundayım maalesef. Al benden de bu kadar. Can, ya burada böyle güzel, şehvet dolu sevgilin varken telefonla ilgilenmen insanların biraz tuhafına gitmez mi sence de? Şehvet dolu derken... Tamam. Tamam. Doğru. Tamam aşkım. Tamam aşkım. Tamam aşkım. Aşkım. Tamam. Ne alakası var canım şimdi siz bilip bilmeden niye böyle konuşuyorsunuz ki? Daha yeni evlendiniz. Aşkım, yani kimse fotoğrafınızı falan çekmedi etrafta. Paparazzi falan da yok. Boşu boşuna mı takıldık içeride bu saatte? Ya içeri almamışlar paparazzileri ama kapıda bekliyorlardır. Bak hazır ol tamam mı? Sevgiliyiz unutma. Elimi tut. Kolay çekmiyoruz. Sevgilinmişim gibi tut elimi canım. Can Bey, yanınızdaki bayan mı?
Ya kimse değil arkadaşlar. Ya kardeşim. Ne oluyor Can Bey? Ne yapıyorsunuz ya? Anladım.